Vaktınız hayırlı olsun sayın seyircilerimiz. Türkmen Uydu kanalından herkese hayırlı vaxtlar diyerek gündem programına hoş geldiniz. Sayın seyircilerimiz, bugünkü programımız Irak'ta anayasa düzeltmesi üzerine olacaktı. Onun yanında seçim yasasının tartışmaları üzerine konuşacağız. Sayın seyircilerimiz, bugün Irak'ta bildiğiniz tek ki en önemli konu ele alınan o da anayasanın düzeltmesi, o içinde olan fakraların bazı düsturda yanlış anlaşıldı. Bazı yere her döneme göre bir şekilde tefsir oldu. Bunları ortadan kaldırmak için bu anayasa düzeltmesini koydular. Sayın seyircilerimiz, bugün bu konuları ele almak için bugünkü misafirimiz Üstad Riyaz Sarkey Bey bizimle olacak. Türkmen Partisi Başkanı, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz, sağ olun. Üstad, yani biz başlasak anayasanın değişmesiyle, düzeltmesiyle doğrusu. Düzeltmesiyle, düsturun, tədil düsturdan. Bugün düsturda ne şekilde yanlışlıklar var ya da o düsturdaki yanlış anlaşılma, anlaşmaya yol açır. Her dönemde bir şekilde tefsir oldu. Mesela Kütlel Ekber'dan Kütlel Ekber fil parlamen onun üzerine çok tartışmalar oldu bu konu üzerine. Bir gün bu değiştirmek nece bir düzen verecekti bizim ülkeye? Tabii ki anayasa her ülkenin tapusudur. Nece evin tapusu var, araba nüksatı var. Anayasa da tapusudur. Anayasa çerçevesinde kanunlar çıkar. Anayasa çerçevesinde yönetilir, ülke yönetilir. Tabii ki Irak bir konsensüs demokrasisidir. Yani tuhafkı bir bir demokrati türüdür. Çoğunluk mutlak demokrasi var, konsensüs var, tuhafkı var. Tuhafkı da büyük küçük az sayı, çok sayı çok önemli değil. Hepsinin veto hakkı var, hepsini kabul etmesi lazım. Birinci sefer anayasa komisyonu 2005'te kurulduğu zaman tabii ki her etnik gruptan da, her dinden de katılımı gözetlediler. Yani Türkmenleri temsil eden, biz o zaman 3 tane Türkmenliydik ama Türkmenleri temsil eden sadece ben katılmıştım. Türkmenleri temsil eden. Abbas Bey Hizb-i Davat'la katılmıştı ama çok faydası oldu bize sağ olsun. Şeyde, Sami Şebek Bey, Şebekler adına ama Türkmen'de öz aynı zamanda. Tarif Kürdistan'la da katılmıştı. Bu tuhafık olması doğru bir şeydi, güzel bir şeydi. Irak anayasası prensip olarak iyi bir anayasaydı. Türkmenler açısından da iyi bir anayasaydı. Ben onun farkındayım zaten, bilmem. Bir sıkıntımız 140. maddenin tefsirinde var idi. Tefsirinde böyle bir sıkıntımız var idi. 2007'de bitti, bitmedi diye. İstifte ne maksatlı, maksadı yazmadılar. Maksadı yazmadı. Dünyada da bütün anayasaların %100 vazif olması gerekmez. Her anayasanı yorumlayan tek bir ülkede bir cihet olur. Türkiye'de anayasa mahkemesi, adı anayasa mahkemesidir. Bizde federal mahkemedir, mahkeme-i ittihadiyat. O muhavval yorumlar. Ne parlaman ne hükme. Çünkü yorumlasa öz maslahatı da olsun diye yorumlar. Diğer bu beladır. Onun için o da yorumlamak ile federal mahkemedir. Irak'ın federal mahkemesi de Irak anayasası ile ilgili hiçbir konuda bir tereddüt etmedi. Siyasetçiler kafalarında bazı şeyi tereddüt haline getirdiler. Biz anayasamızı yazarken de zannedersem 140. madde, en son maddeye tadilat maddesi koyduk. Dedik bu anayasa bir süre sonra, bir hatta süre de bellidir. Bir sene, iki sene böyle bir şeydi. Komisyon kurulu, bir komisyon bu işi tadil etsin. Düzeltsin. Çünkü o zaman anayasa döneminde Sünni kesimi, Arap Sünniler katılmamışlar. Ama anayasa %80 geçti Irak'ta. %78 civarında geçti. Ben. Irak halkın büyük çoğunluğu anayasanı kabul etti. Tabii ki anayasanın içerdiği haklar benim kanaatime göre çok gelişmiş demokrasi ülkelerde ancak bu haklar var. Sıkıntı hiç anayasadan yokmuştu. Sıkıntı anayasanın önerdiği kanunların çıkmamasıdır. Anayasa sende değil, bir sürü bu kanunlar çıkacak. Ben. Ondan sonra yine de tatbik olacak. Yok, kanunlar çıkmadı. Çıkmadı, o anayasanın suçudur, parlamentonun suçudur. Peki. Peki şimdi nasıl modeller var, tadil edilir özünü düsturda? Şimdi herkes farklı farklı bir maddeler koyuyor. Tam bir madde yoktu yani. Gene bizim Türkmenlerden temsilci alıp, tabii Hristiyanların her tarafından temsilci gene alıplar. Erşed Bey'i aldım bundan bir sene önceydi ama hiç toplanmadı bu anayasa. Şimdi seçim dönemiydi, bence istilak dahiliydi. İç tüketim için, milleti yanıltmak için. Bakın toplanıp bir şeyler yapıyoruz. Bu komisyon bir sene var kuruldu. O zaman yine toplanmadı. Peki özü anayasada 4 ay içinde gene o komisyon kurulduğu
təqririni versin parlamana. Bu işin... O zaman çok aşdı. Çok zaman da geçti. Bir şey yapmadı. Parlamana bu komisyon öneri getirir. Kim bu önerileri istifteye sunar, kabul eder, parlamanda okunur. Parlamanda tasvit olur. Ondan sonra istifteye gider. Oylamayı olduktan sonra referanduma gider. Referanduma sonra anayasa maddesi olur. Yoksa bir tek harf değişmesin diye. Yani ben bir madde indi önerdim. Defalarca bir sürü önerdim madde. Sen öner, o önerdi. Hristiyan, Müslüman, Şiası önerdi. Geçmez. Bu bir önerdi. Önce komisyonda oylanır. Komisyonda ama o şeyle, tevafukla oylanır. Komisyon bunu ikna olduktan sonra şey gönderir. Erek parlamentosu. O da ikna olduysa, oylama olduysa referanduma gider. O tabii bir sene, iki sene süreci alır. Yani böyle basit şeyler değil. Ama anayasanın başka türlü değişebilirsin. Bir askeri inkılap olur. Rejimi kaldırır, yenge başlar. Özü bir şey kurar, bir komisyon kurar. Yeniden düstur yazdı. Yeniden başlar, düstur. O ayrı. Dünyada da bu var. Bütün dünyada. Ve Irak'ın bütün anayasaları da böyle kurmuştu eskiden. Ben kim, beş kardeş, yeni hükümet gelen bir anayasada tadilat yapmıştı. Anayasadaki Türkmenlerle ilgili bence 140'ın dışında hiçbir sıkıntı yoktu. O da 140 istiklal olabilir. 140'ın da güzel yanı var. Tatbik kısmı güzeldi. Sen o arazi dönüyor, insanı dönüyor. Normallaştırma. Biz de normallaştırmak istiyoruz. Kerkük, Türkmenleri, eski hanlı bölgelerimiz normallaşın. Biz bunu isteriz. Yani Saddam'dan önceki duruma dönmez. Biz bunu isteriz. Ama tabii ki onun istifte kısmında biraz yorma açıldı. O dönemde biz onun maksadını yazmadık. Ne maksadı istifte? Hatta bir ara yetti, Ayet Samaray parlamento başkanıydı. Ben. Kürt kardeşlerimiz gelip dediler özüne biz bunu istifte anayasa öngörü. Ama dedi istiftanın maksadı yoktu burada. Maksadını Irak parlamentosu belli var hani. Veya federal mahkeme belli özü. Federal mahkemenin kararı kesindi. Biz koyarız referanduma bu maksatla. Biz diyarız mesela ki iklim olsun yoksa muhafaza kalsın. Hiç demeyiz iklime bağlansın. İklim olsun ayrı bir iklim yoksa muhafaza. Bunu da diyebilirik. Yani yenge bir tefsir çıkabiliyorsun. Onun için bu da bir netlik yok. Bir de süreçte biz dedik ki kimyenin sonuna kadar özleri bitsin. Biz bilirdik bu sürede bitmez. Yani bunlar aslında Kerkük'ün şeye katılmaması için tuzaklar idi. Yani karşı taraf tuzaklar idi. Tabi o zaman da Kürt kardeşimiz buna bu anayasanın çok memnun olmadılar. İstemediler, orada istemediler. İstediler petrol konusunda haklar, iklimin salahiyeti, bunlar hepsi yarası var hani. Tabii ki... Yani daha fazla salahiyet istediler o dönemde. Daha fazla istediler, tabii. Amerika'nın şeyiyle, girişimiyle bu anayasa kabul oldu. Çünkü anayasada bir komisyon vardı, bir de mutfak siyasi vardı. Şimdi mutfak siyasi var bilmiyorum, yoktu. Belki Erşet Bey bunlar daha iyi bilir. Bizim zamanda resmi olarak mutfak siyasi yoktu. Ama fiil olarak vardı. Başında da kim vardı sen? Amerikan sefiri Halilzad vardı. Ben. Ama anayasanın resmi komisyonu önemliydi. Resmi komisyonu önemliydi. Onun için Türkmen için yeni tefsir getirmek şey gerekmez. Haklarımız yeterlidir. Senin dili resmi de resmiydi. Siyasi hakkı var. İdari hakkı var. Kültür hakkı var. Eğitim hakkı var. Yani bakın Türkmen siyasetçisi bunu beğenmeyen desin bu hakkım yok bunu istiyorum anayasaya izaf olsun. Yok. Yani. Aradan yani her dönemde bu tadilat düsturu her zaman Irak'ın gündemindeydi. Yani 2005'te bu düstur zaten çıkandı. 2 yıl sonra özü düstur zu dönemimizde koyuldu. 2 yıl sonra tadil olsun bu düstur. Tabii. Yani peki bu tadilatlar ne kadar 15 yıl geçti olmadı. Basit de yani bunun tadil... Yani ne kadar yok, bunun ne kadar ehemmiyeti vardı bir devlet mesela her zaman gözden geçirilsin düstur. Esas tadilat çok şimdi siyasetçiler istiyorlar suçu özlerine atmasınlar. Düsturun boyuna atıyor. Düstur günahsız aslında. Düstur bir sürü hükümetler başarısızdır. Parlamento başarısızdır. Düstur seni bir sürü kanun çıkar. İslami şekilde çıkar. Mesela Türkmenlerle ilgili. Değil Türkmen'in vesaire mükavunetleri var hani. Bale. Bu sahibi mükavunet dedim. Arap da Kürt'ü de kasteder. Şebaki de kasteder. Yezid'in de Mesih'in de kasteder. Herkes kasteder. Şia Sünni de kasteder. Değil bunların İdari hakları olur. Bir mahalli idareler olur, idari hakları olur, siyasi hakları olur, eğitim hakkı olur, kültür hakkı olur. Ama dir ve sen bir kanun, kanun çıkaracaksın dir. Sen çıkartmıyorsa dursun suçu nerede? Yani bir gün Kur'an-ı Kerim'de benzetmek olmasa haşa, tabii ben düsturda Kur'an-ı Kerim benzetmem. Ama Müslümanların düsturda Kur'an-ı Kerim'di. Kur'an-ı Kerim sana
güzel şeyleri önerirdi. Sen tatbik etmişsen Müslümanlar Kur'an suçundadır. Bu halal düsturun da özünde dahi. Ben korkarım ki, ben çünkü Erşed Bey'e adı çıktığı zaman ben hemen bir mesaj çaktım özüne. Dedim ben bu konuda yardımlaşmaya hazırım sana. Yazdım özüne. O yüzden teşekkür ederim dedi ama ben bir daha dönmedi. Ben korkarım ki mevcut haklara da bizim teklifimiz, çünkü bizim haklarımızın azalmasını kimse edemez. Ne Kürt, ne Arap, ne Hristiyan edemez. Korkarım ki bizimkiler bir hata yapsınlar, mevcut haklarımızı azaltsınlar. Yani bu da tehlike de var. Ne tehlike, ne tehlike başımızdan geçti. Hatırlısınız, bir karar çıktı Türkmen 3. kavmiye. Ben. Karar çıktı, hatırlısınız. Hatırlıyorum. Kanun da karar değil, bir faydası yok sana. Baha aracı bir konuşma yaptı parlamanda aynı gün. Dedi siz Türkmen'i küçültüyorsunuz. Halbuki bizimkiler bayram edirler. Parlamento diye Türkmen 3. kavmiyatı bayram edirler. O dedi küçültüyorsunuz. Ben Baha aracı hak verdim. Parti 60'ım arkadaşlar dedim Baha doğru düştü. Ben bilmem düsturda ne var. Dedi düsturda bundan fazla bir hak huzur. Düsturdu. Kanun üstünde. Sen düstur altında kanun da çıkartmıyorsun. Altında bir karar alıpsan kararda sen 3. hakkı. Nişin? Irak düsturunda, Irak kanunda, Irak 1. kavmiyatı yok böyle bir şey. Bunu kim çıkartır? Mesela Irak yetki omul kavmiyat falan sayırız. Yok yok, onu da saymıyorum. 3. madde budur. Irak çok çeşitli etnik, dini mezhebi bir devlet. Irak, beled, müteaddit, el kavmiyat, vel edyen, vel mezahib. Diyorlar, bu da herkes birincidir. Herkes birincidir. Ben o gün baktım, Erşed bir kardeşim bir şey düşündü. Kavmiyeti esasiye sayacaklar suyu. Irak'ta Arabi kavmiyeti esasiye saymayayım, sen hiç saysın. Senin sayısı manası ve hakkı gelirim. Yani Arabi Kürdü saymadık abi şey. Bakın bizim üstünde 3 kelime yoktu. Bunu herkes, her müthakaf Türkman var hani beyni kafasını bunu yerleştirsin. 3 kelime yoktu. Kavmiye reisi yoktu. Kavmiye esasiye yoktu, akaliye yoktu. Bak kavmiye reisi yoktu. Kavmiye esasiye yoktu, akaliye yoktu. Ne Arapçı, ne Kürtçü, ne Hristiyançı. Herkes mükavundu. Mükavundu hepimizi eşit deyipti. Güzel. Yani Türkman da mükavundu. Şia da mükavundu, Sünne de mükavundu. Hatta Dibace'de, Dibace düsturun haricinde bir maddedir. Ki o da Beşir'e bahsediyor. Aşet Bedi Altın Köprü'ne o olabilir Dibace'ye bir şey demiyor. Ama Dibace'de Teselsül 5 mükavunatın adı var Dibace'de. Şabil Iraki, bir Arabi, Kürdi, Türkmani, Şiati ve Sünneti. Bakın. Arabi, Kürdi, Türkmani, Şiati ve Sünneti. Bu aynen bu teselsüldedir. Bu da bir şey yoktu. Gerçi Dibace düstur dahi. Ama gene sen o da 3. kabul edilir. Evet. Düsturun bir önemli girişi, Dibace giriş demektir. Ama 3. madde düsturda dir Irak belet müteaddit el kavmiyat vel edyen vel mezahib. Onun için bu da Erşed kardeşime rica ederim. Lütfen bu işin şakası yoktu. Sen teklif etmek istemez. Türkmenç kavmi esasiye veya kavmiyat var. Birinci, ikinci yazmayıp ki düsturda. Sen niçin 3. yazırsan bizi? Yani ne zaman 3. yazırsan? Birden ki zikri olmuşsa sen de 3. zikir eyle. Ben. Bir ki zikri olmayıptı. Ne Arap ne Kürt zikri olmayıptı. Bu bir bikidi. Sen niçin 3. yazacaksın? 3. yazmak Türkmen'i küçültmek demektir. Birden dese ki düsturda bunu önereceğim. Gerçi bilmedi o karada eklediler. Bayram da ettiler. Bayracı aynı anda konuştu. Ben de şey ettim. İyi dinledim dedim. Bağ efendi haklıydı. Çünkü düsturun çok altındaydı o. İkrar var hani. Neşi kavmiyat halde? Herkes birincidir. Yani bir... Düsturda kimsenin tavdil etmeyipti. Kimse tavdil etmeyipti. Bundan güzel eşitlikçi. Güzel. Çok eşitlikçi bir düsturdu. Bazı şeyler dile akalim kalksın. Biz Irak'ta düşündük bir tecrübemiz var. Irak neşeri koyu Gimbir'de. Saddam'ın düşündüğü kadar 82 senelik bir iktidarıydı. Merkezi Irak'ın sorunlarını çözmedi. Basra sus kaldı, Basra aç kaldı. İşte burada Halepcan durum belliydi, Kerkün durum belliydi. Var hani. Yani etrafa sadece Bağdat'a yatırmalı. Hem siyasi, hem iktisadi, hem büyük tacirler oradan çıkıyor. Her şey oraya olur. Yok, Irak için federaliye nizam daha iyiydi. Çünkü şehirle birbirinden farklıydı. Şehirle birbirinden farklıydı. Büyük devlette de o federaliyeydi. Amerika federaliyeydi. Bel. Rusya federaliyeydi. İngiltere federaliyeydi. Almanya federaliyeydi. Bel. Yani federaliye devlet ille de zayıf olan anlamda değil. İlle de diktatör olan anlamda değil.
Yani bugün İngiltere kim diyebilir? Diktatör diyor. Federal yerde. Memlekel müttehide. Peki neden korkular bugün? Bugün bir korku var. Yani bu federali kelimesi gelmeğiden Irak'ta hemen Irak'a bölünmek şeyine gelir. Ba'si tekafatıdır. Ba'siler istiyorlar ki bir unsur yok Bağdat'a iktidar ele geçse iktidar bir şeyden hiçbir tarafın salahiyeti olmasın. Özü her tarafı aç bıraksın. Ondan sonra öz tekende alsın. Federal nizamdan biz yanayık, bizim partimizin de kuruluş felsefesi budur. Türkmen Parti'nin. O zaman biz iki partiydik. Bizden önce Milli Parti ya. Biz oradan ayrıldık, Türkmen Partisi'ni kurduk. 94'te. Başka bir parti yok idi. Kuzey'de ya Milli Parti ya Türkmen Partisi. Bel. Biz bu esas üzerine kurduk, bu temel üzerine. Adem merkezi. Federal ya Adem merkezinin bir çeşididir. Bak hükümdati de bir çeşidi, federal de bir çeşidi, konfederal de bir çeşidi, adem merkezi. Zaten bir dönemde savaşlar ilan merkeziye. Tabi, Osmanlıca adem merkezi değiller. Üniter ve merkezi devlet zaten bir başkenti olur. Valileri öz atar. Federal de valilik halk seçir vali. Esas felsefe budur, çok büyük farkı. Valinin o şehrin halkı seçir. Reis belli yani valisinin şunu bu. Muhtarın her şeyi özü seçir, halk seçir özü. Bel. O mantıka haksiyetçili şeyse Bağdat'tan atamayla geldi. Bağdat'tan atama geldiği zaman kavkülü mahrum da olurdu. Hiç ben bir kavkülü görmedim Bağdat'a valiyetsinde veya Basra valiyetsinde veya Süleyman'da. Yok. Orada yoktu yani. Böyle çok istisna böyle ilk zaman bir iki hadisi olubdu. O da meslekten dolayı yani şey olduğundan dolayı değil. Onun için biz dedik bizim için Adem Merkezi iyiydi, Federali iyiydi. En azından Meclis Mahalliye var. Sen Bağdat'ta bütün zahmını temsil etme şansı yoksa telafede meclis mahalli olur, kaymakam senden olur. Yarın il olur senden olur, Duz'da meclis mahallede temsili olur, kaymakam senden olur. İl olsa şey olur, Kavuk'ta işte görürdük. Başka türlü hele bizim gibi nüfusu daha sınırlı olan toplumlar için federal çok iyi bir nizamdır. Sakın sakın bizimkiler ba'sıların tesisinde kalıp da valla bu federaliye kalsın, nizam kalsın. Biz bunun tabii ki takipçisiyiz, bu konu takipçisiyiz. Gerçi çok da ehemmiyet de vermiyor. Niçin? Ben inanmıyorum ki bir tadilat gerçekleşecek. Bu seçim istilakiydi. Ortaya atırlar. Eylem bir şeydi. Çok da Irak'ın gündemini almadı. Ben. Yani vatandaş o konuda da ilgilenmiyor. Ama dediğim gibi başarısız olan hükümetler niye de hepsini düstura bağırlar. Ben diyor petrolde şey çıkmaz. Ya petrolde hırsızlık var. Sen eski kanun yönet, ise indiki düstura yönet. Kırkızgın işi önlemedik. Peki bu... Karabağ'ın iş düzeltmedi. Düstüğünde suç var. Vatandaş sıkıntısı nerede? Karabağ'dı, sahadı, işte bu yolsuzluktu, paramazazı, ceddeler bozuldu. Bunun düstüğünde hiçbir suç yoktu. Peki anayasada tadilat oldu, referandumu getirmek için 3 il, 3'te 2'ye razı olmadıysa o referandum iptal oldu. O tadilat düstüriye iptal oldu. İndi de bu kanun üzerinde. Eydi sizce bu tadilat... Acı geldiyse, kutu siyasiyenin maslahatına göre ya da isteğine göre olmazsa bu tadilat düsturuna geçecektir. Önce parlamentten geçmez. Yani zaten tadilat düsturuna kitle siyasiyeni. Yani olan kontrolündedir. Ben. Ondan sonra parlamentten de geçmez. Yani kitle siyasiyenin, siyasi partilerin iki merhale ellerindedir. İstifte ellerindedir vatandaşın. İstifte tesirleri olur ama %100 hakim değil. Ama şeyde %100 hakimdir. Parlamentte de bu şeyde. Kaldı ki böyle bir değişmesi gerekçe maddeler varsa siyaset konsensüs lazım. Konsensüs olacak siyasetçiler tarafından. Hasaten iklimle Bağdat'ın arasında olmasında fayda var. Bale. Çünkü o üç muhafaza orada var. Yani Sünni cemaatinde de var. Sünni cemaatinde de bir şey oldu. Geçmişte Sünni'den zannedersem kim oldu? Tikrit'ten şey oldu. Böyle dergi Enbar. Bale. Yani Musul'da geçti. Zannedersem Musul az bir şeyden geçti. Yani. Üç muhafazat için bunu şey koyuyorlar işte Sünni muhafazatlar için, Kürtler için. Esas Kürtler için bir izafi bir güvencedir. Bence yani iklim şartı bizim işte bizim projemiz zaten Türkmenlerin projeleri %90 iklim üzerinedir. Yani demek biz bir nizam federali yani isteriz. İkincisi bize Basra da isteriz, şimdi Sünni mantıkları da isteriz. İklimleşirse sıkıntılar azalır. Yoksa herkes öz özün yönetirse daha fazla demokrati olur. Daha fazla katılım olur, daha fazla iştek olur. Ben onun için burada Erşad Bey'den ricam budur. Bu konuda ciddi bir konudur. Hiçbir teklif vermesin. Türkmen arif adamlara, bilgili adamlara sormadan. Güzel. Çünkü ne güzel. Ben duydum Türkmen'i kamu esasiye edeceğim.
En doğrusu budur bizim için. Bak, kamyanın zikretmesi bile çok aleyhimizdir. Niçin zikrettiği zaman sen üçüncü olsun, üçüncü olsun. Üçüncü olsun. Ama şimdi zikretmediği zaman Irak Beled Müteaddet Kamiyet ve Müdavva eder. Tamam. Bu halkı da aldatmasın kimse, dediğim gibi. Biz Türkmen'in üçüncü kamiyeti. Üçüncü kamiyeti etse Türkmen'in en büyük kötülük etsin. Düstüde Türkmen birinci kamiyette. Arap'ta büyüdü, kötü büyüdü. Güzel. Yani, her şey eşit bir şekilde bakar. Tabii tabii, yani bu şekilde. Eşitlik var. Ben. Eydi Rezbe Gelağ'ın bazı var istirip anayasada yenge bir tadilette o da nidam riyasını giritsin. Ben. Nidam riyası olsun Irak'ta. Sizce bu nidam riyası parlamentodan geçer. Aynı vakta bu nidam riyasından korkan tarafler de var. Ben. Çok endişası olan tarafler de vardı. Sizce bu konu ne kadar ehemmiyet alacaktı ya da geçecekti bu tadilet içinde? Valla tabii ki bak mesela Almanya, Rusya, Rusya'da değişiklik yaptı, Türkiye'de değişiklik yaptı. Türkiye'nin Askistan parlamentiydi, İngiltere parlamentiydi, Amerika riyasiydi. Ben. Bu da ikisinde de çok sıkıntı yoktu. Yani bu, bununla neyi diyebilmek. Gün geldi parlamenti iyiydi savçın, nişin. Bir Bağdat'ta çok ayaklı muadele yapıyor savçın. İki ayaklı muadele ayrıydı, üç ayaklı, dört ayaklı muadele ayrıydı. Biz dedik hatta bir ara reis meclis kadar da Türkmen olsun. Adam reis cumhuriyet. Bunlar eşit görevlerdi. Belediyem belediye, parlamento, meclis uzaradı, riyaset cumhuriyeti eşit şeylerdi. Bir de bunun yargı tarafı, o da eşitti. Yargının baş Türkmen, dördüncü tarafın baş Türkmen olsun bir ara. Ama çok dillendirebilmedik, az dillendirdik. Maşallah Türkmen medyası da bu konu hiç işlemedi geçmişte. Yani biz bunun üzerine çalışmamız lazım. Ve bu da düsturda değil. Düsturda bula da yoktu. Düsturda değil mi reis cumhuriyeti Kürdoğlu? Onu da değil mi? Bu tevafuk ama siyasi tevafukta bunu işlemede fayda var. Önce dost kazanmamız lazım. Türkmen'in işi şu anda bas 140 maddelerin dediğim gibi zararlı kısmını çıkarmakta fayda var. Diğerler aynen kalsın. Bir, ikincisi Türkmen geçmişte bu Türkmen ile ilgili maddeleri yazarken zorlukta çekmedik. Niçin? Yani kişi olarak odakilerden uyum içindeydik. Yani itilaf vataniyden olsun uyum içindeydik. Irak'ın bir düşmanlığımız yok idi. Kürt kardeşlerimizin bir düşmanlığımız yok idi. Böyle geçti. Siyasi yenge kurulurdu. He, ama indi sen bir iki sefer yanlış demeciyorsa o da insandı. Sen çok madde o teklife karşı çıkar. Belet. Biz de makul istedik. Yani alabileceğimizi istedik. Yani sen ince bu da 10 bin dolar var. Maruza geçse 12 bin dolarlık, 8 bin dolarlık arabaya bakarsan. Yedi 100 bin dolarlık bir arabaya bakmasan. Makul. Çünkü para bakıyor. Biz de siyasi gücümüz, gerçekleri yan yana koyduk. Makul şey istedik. Valla kimseye de itiraz etmedi. Güzel. Yani bu da var işin içerisinde. Peki 140. maddede dediğimiz yanlış taraflarının o... İstifte tarafı. İstifte tarafını çıkartmak için. Bugün Kürt tarafı buna razı oldu. Yani o, hassasiyetten bakılır 140. maddeye zaten. Yani bu her zaman komisyonda, anayasa komisyonda Kürt tarafı dörtte birden aşağıdır nüfusları. Dörtte üçü razı olsun. Bu tevafuki şey. Sen de olarken bazı şeyine razı olmasan. Yani o sana bazı şeye razı olmasan, sen de olarken razı olmasan. Gündeme gelebilir bunlar. Bazen bir şey gündeme gelsen bir şeyle kapatmak için. Hatta hakkı arttırmak için getirirsen. Ama lütfen bu üç kelimeden kaçınsınlar. Kavmiyet halife, akaliyat, reisiye esasi bir kelimeyi kullanmasını. Arap'tan Kürt nece düstüde varsa üçüncü madde ola bu şekilde devam etsin. Çünkü üçüncü madde Irak'ın tarifini de verir. Değil mi Irak Arap devletiydi? Direkt uzu bir cemal Arabiye. İndi Türkiye'de uzudu ama gözlemci uzudu. Yani Arap olmayan devlette de bir kısım uzudular orada. Cemal Arabiye'de uzu olmak devletin havuyatıyla alakalıdır. Şabin havuyatıyla alakalıdır. Yani şahbe, Irak şahbe. Mesela Suriye'de böyle derdi. Cumhuriyet Arabiye Suriye'dir. Cumhuriyet Mısır Arabiye. Yani o halka o kimliği güvendi. Irak'ta yoktu hamdolsun bu. Onun için bir Türkmen, bir Arap nece değerliyse, kıymetliyse bir Türkmen de o kadar, bir Kürt de o kadar. Bir Yezid de o kadar kıymetlidir. Alakamız yoktu hükümetler ne yaptı yapmadı. Yok. Düstur budur, yanlışlık yapan tabii. O şeyine göre. Dönelim şimdi seçim yasası konusuna. İlk önce bakışlayalım. Mufovdiya'nın lüznesinden. Mufovdiya lüznesinde çok çalışmalar oldu ama ne yazık ki bir Türkmen olmadı. Sebep nedir? Bir Türkmen Mufovdiya içine girmedi, bu komisyon içine girmedi. Türkmenler arasında şey vardı, hassasiyet vardı. Güzel.
Yani Türkmenler arasında hassasiyet var. Biz bunu takip etmiyor. Ama bunu hiçbir Türkmen siyasetçi dile getirmedi. Nece sır sakladılar. Başka şey saklamadılar. Bunu sakladılar. Bir Türkmen adayı da göstermiş. Başka bir adam yok ille menden olsun deyipti. Böyle bir sıkıntı olurdu. Biz onu takip ettik. Veya olmasın deyipti. Ya menden yoksa olmasın. Edip'le kim temsil edecek şeyi Türkmen'i o da? Edip ben temsil edeyim. Özüm Fordo'ya da gibi diyeyim. Yazdı bir tane. Güzel. Yani böyle mantıksız gerekçe olan. Onun için bu şeydi. Bağdat'ını kaybedirsek bizim öz iyi tertip edinmemizden. Onun için biz de bir Türkmen Meclisi kurulsun. Bu şeyleri Türkmen Meclisi bellesin. İlle de benim adam senin adayı da gel. Bak yani Hasan bu... Özmen üzerinde bir konsensüs olmuştu rahmetli üzerine. Bir 8 milletvekili imzalamıştı. Şimdi zannedersem de Muhtar üzerine imzalıyorlar. Seyit Muhtar için imzalıyorlar. İnşallah o da olur. Bizim için yani konsensüs olduğu zaman milletvekillerimiz arasında. Çünkü anahtar Bağdat'ta hükümet içinde milletvekilleri. Ama siyasi dünyada partiler siyasi şeydi. Var hani daha geniş bakarsak. Ama kanunda hükümetin teşkilinde milletvekillerin rolü birinciydi tabii. Peki Meclis Mufoğlu içinde bir Türkmen olmanın ne kadar ehemmiyeti vardı? Çok gerekliydi. Hayati meseleydi. O şahıs belki deyipti ya menden olsun ya kimse olmasın. Koydu başka bir kimse de olmaz. Başka bir aday vardı. Çok büyük zarar verdi. Çok büyük zarar verdi. Peki bu işlerin çözümleri ne şekilde olacaktı? Yani bizim yani çok programlarımızda bunu dinlerek her zaman çok bütün bakanlık olsun, her ne mansabı olursa olsun yetti hilafet yüzünden. Hilafet partiler arasında ya da şahsiyetler arasında. Onun yüzünden bu... Vallahi hilafı çıkaran milletvekili bir de arkadaşımızdı. Uzun yıllar milletvekildi. Herkes de onu bildi zaten. Televizyona baktığı zaman bildi hilafatı. İşte farklı şeyler diye. Yok illa bizim kuruluştan, yok illa bizim memleğimizden. Yok, hoş bir şeyi telaffuz etmek istemiyorum. Bildi de olmaz özünden. Ama nerede? O birisinden geldi. Bizden olsun bildi olmaz. Bakın Türkmenler'de indiye kadar Bağdat'ta bakan olan arkadaşlarımız bir şey vardı. Casim Mehmet birinci hükümette şey oldu. Hatırlısın. Vazir-i Emer oldu. Bir Türkmen milletvekillerinin oyuyla oldu. 6 milletvekili var hani. Ondan sonra bütün bakanlarımız başka ya Arap partilerin şeyiyle yardımıyla olurdu. Zeddin Devlet olsun, Turhan Müftü kardeşimiz olsun. Evet Alev'in o tam kontajlarını alıp geçirdi. Şeyse de Casim Mehmet Hizb-i Davan'ın şey adımıyla. Yani öz gücümüzle biz bakanlık elde etmemiş hiçbir zaman. Casim Mehmet'in birinci dönemi hariç. Birinci dönemi hariç. 6 milletvekiline bir bakanlık verdi. Orta bakanlık. 3 milletvekiline bir hukuk insan gibi hukumlara gibi verdiler. Bakanlık sayısı çok idi. 12 tane ise diyor ki siyadi bakanlık verdiler. Difa akarici bir gibi verdiler. Ben 18 tane ise diyor ki ne bir rejimi verdiler. 30 tane mesela Kürt o zaman şeyi aldı. Rejimi aldı var hani. Bir de ne bir resulleri aldı zannedersen. Bütün bakanlık zannedersen bir tane aldı ya almadı onu da bilmiyorum. Yani şeyleri dağıldı. Büyük manasırların şeyi daha fazlaydı. Puanı. Ama 6 puanla Casim Bey. Ondan sonra bütün şeylere Türkmen hakkıyla almamış. İndi de bize bu bakanlık Türkmen hakkıyla dahi. Türkmenden dolayı verilmek dahi. Yani biz Türkmenden dolayı siyasi hakkımızdan. Seçim hakkından dahi. Bize siyasi hakkı. Türkmenlerin siyasi hakları. Siyasi hakkından dolayı. Tabii siyasi hakkı. Bu demokratik tevafuk olduğu için onç verilir. İstihkak kavmi değiller. Hatırlıysan. Bel. İstihkak intihabı dahi. İstihkak intihabı olsa ya benim ol ya senim ol. Kim milletvekili çok onundu. O münakaşa da olmaz. Münakaşa da olmaz zaten. Otomatik mi böyle? Ne kimse başkası engelleyebilir. Neyse ama bu son Türkmenler diyorum Casim Bey'in birinci devre hariç diğerleri hepsi biz bölge ahzabın yardımıyla ondan sonra son üç hükümeti de şey dahil Mehmet Mehdi Bayat Efendi hukuk insan oldu. Ondan sonra hep istihkak kavmiyle getirdiler. İki seferde gene ibadeti getirdi, hatırlısı. O da istihkak kavmi intikabı da geldi. Ha tavar oldu, matavar oldu, o da öldü. Bir Hasan Özmen için gene istihkak kavmi de geldi, intikabıydı. Şey intikabı da geldi, kavmiydi. Kavmiydi Hasan Özmen de böyle. O da tabii ki Allah'ın rahmetine kavuştu. Şimdi Muhtar Efendi geldiği zaman bu da gene seçimden daha geldi. Seçim olsa zaten kimse engelleyemez. Tertipli ol, tertipli olmak için mühim değil. Yani Sünni Arap çok mürettepti.
Yoksa Kürt taraf çok mu? Yoksa Şiali çok mu? Tabii yok. O da sıkıntı var. Biz, ama bizim sıkıntımız biraz oradan daha fazladır. İkinci yol vekil sayımız yeterli değil. Vekillerimiz dağılıptı. Tamam. Listeleri dağılmışız. Peki zamanda bize dediğiniz de ki partiler, kütleler oradan bir bakan alabilirdik. Yani mesela Mehmet Casim Caffer dediğimiz bir de İzzeddin Devle. Bel. Bunlar o bir kütlelerden gelir de bakan olurlar. Bu dönemde kütlelerden daha artık Türkmen bakan çıkmır. Yani evvel o bir kütleler, Şia kütlesi koydu yağın. Bel. Bir bakan ve bir Türkmen Şia'yı da verirdiler. Bir bakanlık alasın yani öz listeleri içinden, öz üyelerinden bir tane bir Türkmen Şia'yı. O Sünniler, Arap Sünniler, Sünni kardeşlerimiz der. Oradan da aynen bir şekilde çıkıyor. Bu üç dönem seçimde bunu görmürük. Yani bu kalmadı orta yerde. Türkmen bazı yanlışlıklar yaptı. Hitabatın iyi şey yapabilmedi. Özünü iyi tanıtmadı Türkmen. Sevimsiz oldu. Bunu kabul edelim. Türkmen şu anda sevimsiz oldu. Nece sevimsiz oldu? Türkmen basının düşman topladı bize. Dost dahi. Türkmen siyasetçisi düşman topladı. Dost toplamadı. Bir şeyde zaten lütfen verir sana. İyilik edilir verir. Sen bu adam arasında bu adamı sevmese, sayılmasa bizim milletvekillerimize çok böyle cazip daha gidilir. Mesela Niyazi Hariç. Var hani. Ben. Niyazi kim bilirim. Dört tane adamımız olsaydı var hani. Çok arkadaşı olurdu. Hatırı olurdu. O da seni kim kaç milletvekili arkada o, yanda o, yandaş oldu. Bu önemliydi. Ona bakırlar. Bizim şeyler ferdi yaşadılar. Bas dediğim gibi bir parlamentonun bir levha alamiyası onun önünde o da demez böyle. Parlamentonun içinde bir adam, ben faydalı bir demeciler de fazla görmüyorum hani yani. Ses yükseltmekle değil ki bu konu şey etmekle bu konu mutabaa ister. Ben derim sana rahmetli Hasan Özman'ın dışında kimse Türkmen kanunu hazırlamıyor Türkmenlerle alakalı. Hiçbir neyip 15 yıldır. Sadece Hasan Özman. Hasan Efendi ayılarda 6-7 sene varmıştı. Ondan sonra başkasını hiç hazırlamadı. Güzel. Belediyem böyle yoksa kimsenin elini tutmuyorlar. Sen o hele Meclis Uzay'da bakanı olsaydı, mesela koysaydılar o zaman Necmeddin Bey bakan olsaydı veya o birisi Ümit Bey'di değil mi? Abiden getirdiği. Ola bakan olsaydı, onlara biz gidip rica edebilirdik. Gerçekten yakasını tutabilirdik. Meclis Uzay'da bunu geçti. Tura Müftü onu geçirmişti. Hasan Özman'ın kanun Tura Müftü geçirmişti. Meclis Uzay'dan geçecek bu kanun. Gelecek parlamentoya. İnsanı orada da adam koyan bir mahkeme oldu. Dev kazıyordu. İnsanlar şey yapıyor. Senin orada avukatı yoktu. Özür de yoksa avukatı da yoktu. Nece sen şey, o da herkes Rabbana Habbana, tamam. Sana düşman değilim, o ayrı konu. Ama çok da artık sen yok ise hiç sen düşünsünler. Doğru. Ve Irak çok farklı bir dönem yaşıyor. Sevimsiz hale geldik. Bu bir gerçek, kabul eder. Türkmen aydını özünü sevdim mi Türkmen halkına? Türkmen halkını, o bir halkları özünü sevdim mi? Düşman müşman kazanmakta bazı satılık kalemler var, bazı ruh hastası insanlar var. İyi de ki, evde bakırsan, affedersen, karanlık odasına girilmez korkudan. WhatsApp'ta görürseniz, veya gruplarda görürsen konuşmasını, bir fızah edip yırtırlı. İçin tökü, nefsi mesela. Yazdığı zaman bir şeyler yazır, başka milleti rezil edilir, memnun edilir, düşman kazanır. Güzel. Her Türkmen düşman kazanır, her insan Türkmen kötülük edilir. İyi de ki, hain dergisi büyük büyük gafildi, büyük zararlıydı, var hani. Çok bize ziyan veren insandı. Onun için biz başka milletleri sevmek zorundayız. Ben hiçbir zaman görmedim Kürtler, Bağdatlar, Arabi özlerine düşman etsinler. Kürt'ün nüfusundan büyük şey de var. Bir iki siyasetçinin hilafede o da basına intikal ettirmeden. Hiçbir Kürt siyasetçi halkını tahriz etmez Arabi karşı. O öz yapsın, yapıyor. Böyle Sünni Şia meselesi uzun süre böyle bir şeyler oldu. Ondan sonra bir 6-7 sene o da bitti. O da bitti. Biz gerek üslubumuz daha şah. Medyamız üslubunda geçsin. Türkmenler koyak birbirini sevsinler. Bir Türkmenleri başka milleti sevdirir. Nece seviyor? Biz sevmesen sevmezler bizi. Biz sanki Muharramlığın birisidir. Yani Arapça konuşmak, Kürtçe konuşmak var hani. Ma'ni ala sanatta. Bu yanlış bir şey. Haydi Reis Bey dönerin davar intikabiye konusuna. Bel. Davar intikabiye halen bu da bir tartışmadadır bu kanunda. Davar intikabiye sizce Irak'ta uyan bir şeydi yoksa uymayan bir modelde Irak için? Çünkü
Bazı taraflar bu doğar intikabiyen destekleri, bazı taraflar da var, diller yanlıştı. Özellikle Türkmenler içinde de bu oldu. Bazı destekleri, bazıları yanlıştı bu doğar intikabiyen. Biz, yani intikabat önce Türkmenler için çok önemli. Seçimden daha önemli seçim yasasıdır. Çünkü seçim yasasında bu belli oldu. Bu daireler var abi. Belli. Seçim bölgesi değil. Türkçesi seçim bölgesi. Arapça değerli intikabiyedir. Biz parti olarak dedik ki akdiyeleri göre olsun. Şimdi hiç akdiye görse, ilçelere göre. Türkiye'de kazaya göre de. Mahafızaya göre değil ki. Ama Türkiye'de bir kaza nüfusu az ise, birisinin çok ise, onun diye 1,5 misliydi. Gene hepsine bir tane verirlerse. Valla kaza sana nüfusu azdı. Vermem sen diyemiyorum. Onu da verirler gene. Her kazan gene temsilcisi olsun. Verirler, ha. Şimdi zaten belli bir nüfustan sonra kaza edirler. Yani diye 10 bin nüfusu bir yere kaza etmiyorlar. Biraz daha fazla olması lazım. Birkaç nahiyesi bağlanması, görülmesi lazım. Onun için mesela Hakkari'de bir milletvekili diyor ki 20 bin sesle milletvekili oldu. İstanbul'da 100 bin ses istedi. Aynı partisinden, bak aynı partisinden Hakkari'deki nüfus, adayı 20 bin ses aldı oldu. Ama İstanbul'daki 100 bin ses. Kalabalıkta fazla şey istedi. Tabii ki biz önerdik burada ilçeler olsun. Çünkü Kerkük merkezinde bizim Lehmizoğlu, Tavuk'ta Lehmizoğlu, Duz'da Lehmizoğlu, Telafi'de Lehmizoğlu. Böyle düşündük. Ama tabii ki bazı insanlar dile dar olsun, ferdi olsun. Dar olsun, ferdi olsun. Mesela 329 vekil var, 229 yer olsun dile. Her milletvekili için bir de bu haraptı. Dar bölge harap bizim için. Sagirdi, zayıf diyorlar. Daire zayıf, daire sagira. Yani her yerde bir seçil. Mesela düşün, misal verelim. Mesela Tavuk'ta seçim oldu. Bel. Tavuk'un 100 bin nüfusu var, misal verelim. 100 bin seçmeni var. 50 bin katıldı, 50 bin gitmedi. 50 bin katıldı. Bu 50 bin seçmen, oraya diyor ki bir 40 aday var. 50 bin seçmen, gel bir aday çıkarsın. 40 bin adaya böldüğünüz zaman baksana bir adaya 7 bin ses alıp, öbürsü 6500, öbürsü 6000, öbürsü 4000. Bir tane baksana 6000 ses alıp ama o daireden yüksek özü alıp özü oldu. Ama tavuğa baktığı zaman o tavuğun %5'i dahi. Çünkü %50 zaten katılmıyordu. Katılanlar arasında da özü biraz bir altındakinden fazla. Bir sürü aday var, hepsi alıptı. Olan bütün oyları boşa geldi. Yani tavuğun %95'ini temsil etmiyor adam, %5'ini temsil ediyor. Bu da temsiliyette azlık var. Güzel. Her ne kadar bazı kalktır ki, yo temsilde çokluk olur burada, yo azlık olur. Onun için ben dayık darı kabul görmüyorum. İlçeler bazında olsa daha bizim salihimizdir. Peki bazı programda bunu anlattı bize. Dedi, davar intikabiye biz karşı gözüne. O da bizim bazı sahte oldu seçimlerde. Ayrı illerden geldiler tezvir ettiler yani Kerkük'te. Ve Kerkük içinde aynı kazalar ayrı ayrı olsa kim bunu temin eder o kazada seçim intikabeden gelip bu bir kazada intikab etmez. O sahtekarlık ayrı bir boyuttu. O ayrı. Onun önlenmesi lazım. Seçmen kartı. Yani bilgisayar Kiev'de de çıkartmaz bir adamçı seçmen kartı. Yani kartta kontrol etmek lazım. Temel veri kartı. Biz de diyor biyometri olsun, resimli olsun, kartlar bu şekilde olsun. Şimdi geciktiler, çıkartmıyorlar. Bak, Havuca bölgesinde çok tahrir edilir, çıkartmıyorlar. Hatan için resimsiz kartlar olsun. Başkaları bunu kullanma şansı olsun. Bu da idare eliyle sahtekarlık yapıldı. Geçen son seçimde dediler. 120 bin kart kaldı boş. Ama resimsizdi. Resimli kartı bir bin yana kimse kullanılmaz. Resimsiz kart kullanırlar. 120 bin kartı mesuller aldılar arkadaşlar. Kerkük içinde bu. Muhafazat Kerkük'te 120 bin kartı büyük mesuller aldı. Yani vali ve cemaatleri bunlar alıplar değiller. Bu müfavadiye de şeydi, Kürtlerin andaydı. Bir taun var şeyin içinde. Ben. Yani al sana bir 30 bin sene, 70 bin mene böyle bir şey. Aralarında bir kısmında ticari oldu kartlar ha. Onun için bu ayrı bir problemdi. Kimse benden o ilden bu ilden yok. Seçmen kartı bir yere çıkar, bütün erkti bir tane çıkart bir adam için. Bitti. Daha gelebilmez. Yani geçse de kart yok nece kullanabilir. İkincisi bizde Mutlaka kanun intikabatı Türkmenlerle ilgili bazı maddeler var. Ben vekillere gönderdim. Maalesef hiçbirisi bize dönmedi.
Hiçbirisi dönmedi. Hiç ilgilenmirler. Yani ben hayret ederim. Arap'ın, Kürt'ün siyasetçi kanun intikabatı ilgilenir. Bizimki bence ilgilenirler. Bize böyle gösterirler. Ama Türkmen halkı ilgilenmiyor. Bak şimdi bir program, bir program yapmamız yetmez. Onlarca program yapmamız lazım seçimle ilgili. Zaten 2,5 ay o bir televizyonda seçimleri. Onlarca program yapmamız lazım. Niçin? Bu gerçekler ortaya çıksın. Bir de milletvekillerin dikkatini çek. Milletvekili, tamam millet bilmiyor, boş ver. Ben bu da şey yaparım, işime geldiği şekilde kanunu çıkartmaya çalışıyorum. Yani sesimi çıkartmam, bizim tek başına adamlarımızın gücü yetmedi. Ama sesini çıkartmasa, bir farklı bir hesabat oldu işin içine. Biz dedik temsil adil koyunarak. Kanun intikabette, seçim yasasında. Bir madde ekleyen adil temsil. Biri geçen radyoda konuşmadı. Dedi belki Kürt tarifi. Olur da olsun ne var? İhtirazımız yoktu. Olur da olsa bizden 2-3 tane ener. Adaletliyse. Belediyen belediye bize artar. Bize bir 7-8 tane artar. Adil temsil şey olsun. Sonra bizim daha korkumuz kalmaz. Temsil edilmeme korkumuz kalmaz. Nece Hristiyan'ın temsil edilmeme korkusu yoktu. 6 tane kotası var. Bir adam katılsa. 0 katılsa yine 6 kotası var. Belediyen belediye. Şeye göre. Biz kota istemiyoruz, biz temsil adil istedik. İkinci bir şey de dedik ki, Kürt Arap'larla anlaşın Kerkük üzerinde. 5-6 sene Arap'larla oldu anlaşmaya, seçim geldi anlaşmadılar. Bu da dikkat çekici bir şeydi. Zaman zaman ben Halim Müfrac'ı telefonun üzerinde işittim. Şimdi Kürt'te de o noktaya geldiler. Ama bizimkinin adamların manası var. Kürt Arap kabul etmedi. Sonra Arap'lar özel istedi hamdolsun. Bizimkiler istemiyor parlamentoda. Bak, Halim Müfrac'ı ben özüm televizyonda gördüm, canlı yayında. Parlamanın genel kurulunda dedi. Televizyon programında dedi ama o da dedi. 4-4 olsun. Amerikalı 4-4 olsun. Bunu Hasan Turan Bey benden iyi özüp haber getirdi bizim için. Ahmet Haydar ve Hasan Bey. Kürtler onda kabul etmediler. Şimdi Kürtler de büyük işaret bunu verirler. Çünkü özleri indi korka düştüler. Kürtler şu anda korka düştüler. Kürtler diyorlar ki biz şu anda %50'den fazlayız milletvekili. Milletvekili nüfusta %50'den fazla daha gelirler. Şimdi aynı nüfuslar %40 civarından fazla çıkmaz. Şu anda daha da aşağı çıkar belki. Ama milletvekiller %50'den fazla doğrudur. 6 tane milletvekiller var. Hristiyan'da bir kotası var. O da yakın düzene. 7 sayırı. 13 taneden 7. %50'den fazla da yoksa 50 daha gelir. Yani bazı halk itiraz ediyor. Bu nece %50'den fazla. Baba işte milletvekili sayesinde doğrudur adam. Milletvekili sayesinde doğrudur. Biz bunları muhalece etmek için gerek Kürt Arap'tan uzlaşacak bir dönem eşit paylaşacak. Çinece Birleşmiş Milletler, Amerika bunu önerdi. Birleşmiş Milletler de önerdi. Bunu giden heyetlerimiz bize attı. Bu konuda çaba, bak şimdi çaba harcamıyorlar. O zaman seçim idi, dergildi çaba harcı. Şimdi seçim oldu, tembelleştiler. Bence özellikle Kerkük milletvekiline ihtiyacı var. Ama o adil temsil bütün Türkmen milletvekiline ihtiyacı var. Bu önemliydi bu. Peki bu konuyla ilgili Türkmen yani partileri, toplandığımız mesela bütün Türkmen partileri bir münakaşa oldu. 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 Böyle orada vardı zaten. Bu kanaatte orada vardı. Yoksa ben cebimden çıkartmamışım. Ha, yani bütün Türkmen partilerinin isteği gibi. İsteği tabii. Bütün Türkmen partilerinin isteği gibi. Biz o isteği bizim parti daha fazla tekrar ediyoruz. Yani diğerler de bunu isteyipti. Aksi varsa bir de ne hafızada çıkar diye yok. Böyle bir şey istek yok. Ama sıkıntı neydi? Senin milletvekili ki bu konuda o anahtar rol oynuyor. Yasada özel bir es fazla onda. Sumun bukmun amyun. Hiç seleşmirler. İçimiz tatmin etmedi. Bizi şüpheye düşürürler. Baba bunları yapalım ne yapacaksa onu selavun. Selavun baba biz bunu yaparız. Çıkın televizyon programında anladın. Bu Facebook'ta dört genci konuşturmakla bu olmaz. Çıkın selavun biz bunu yaparız. İçimiz rahat etsin. Yanlışla bizim nakış ederiz ondan. Ben bu konuda ihmal yapmak Türkmen'e böyle zarar vermekti. Dediğim gibi Türkmençi, Arapçı, Kürtçi önde hem de onların coğrafi hakimiyetleri var. Ondan sonra yönetimleri var. Çok önemli değil. Arap Kürt ister istemez her zaman milletvekilleri var. Kürt'ün hiç olmasa 60'a yakın milletvekilleri her zaman olur. Belli yani. Arap. Bizim için tehlikeli. Biz onun için seçim yasasında bazı pozitif ayrımcılık koyak. Bizim bölgemiz demografik değişime uğradı. Bizim bazı şeyi dönem için kanunlardan destek almamız lazım. Yasadan. Coğrafyadan alabilmişsen, nüfusunu alabilmişsen, yönetimi yok. En azından yasadan. Ve bunu teklif etse kimse itiraz etmez. O Kerkük uzlaşma ister Kerkük konusu. Ama adil temsil kimse itiraz etmez. Bana biri dedi peki
bu kelimeye gülürler. Dedim valla dünyada ben görmedim. Bir siyasetçi adalet kelimesine, demokrasi kelimesine, intikap kelimesine gülsün. Yani ben inanmam böyle bir şey. Siyasinin esas şeyleri bu. Ama bizi böyle şey yaptı. Alsak küçümsersin özü. Ben çok kitaplarda görüyorum adil temsil kelimesi geçer. Yani Irakçı değil gibi başka devletlerde de. Temsil adil kelimesi geçer. Bu kanun idare devlette de var idi bu ha. Kanun idare devlette de var idi. Temsil adil var idi. Özellikle arkadaşlarımız bunu yapsınlar. Bir de sayı mutlaka biometri şey olsun. Elektronik ve el. Birlikte. Her sandıkı. Şimdi buna ne koyuyorlar? Baba %15'ine yakın beraber olacak. İhtilaf fazla olsa şey olur. Yok hepsini böyle yapalım. Hepsini elle ve elektronik. Çünkü işimiz tatmıyor. Bazıya ve sen gözlemci gönderebilmişsin. Havucan bir köyünü gönderebilmişsin. Ekit. Ama o da biometrinin neticesine gene %50 kalbi tatmin olur. Böyle diyeyim böyle daha biometri ve elle şartı birlikte gerekmiyor üzerine. Ve bu konuda da hiçbir neyi bu sen söyleşmiyor. Dikkat etsen. Yani ben İNİKEB'in vekilimiz görmedim. Diyorsun biz bunu beraber istedik. Yani ben anlamıyorum. Bizim, sahtekarlık yapacak şey varsa bizimki özgürt olur. Yani acaba nerede? Ben bilmem hikmeti nerede. Bilmedim derdi. Ama istedim halkın da kafasında bir soru olsun. Aksi ise çıkıp vekille diyecekler yok biz de böyle istedik. Yallah. Program yok, televizyonlar yoktu. İstediler televizyon çıkmıyorlar. Televizyon nerede? Telefonu koyarım önümde anladım. Vekile bütün televizyonu açıyor yaptı. Güzel. Riyaz Bey, biz sizden çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Çok sağ olasınız. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olasın. Sayın seyircilerimiz, programımızın sonuna geldik. Başka bir programda tekrar karşınızda olduk. Hoşça kalın.